zor. Bahçenin 200 metre kuzeyde 15 nat rüzgar var dediği o demek ki buraya kadar geliyor. Gündüz de gece ısı farkı çok fazla. İki geceden üşüyorum. Şimdi bu rüzgar bir hafta devam edecekse planları gözden geçirme zamanı. 200 mil aşağıya indi. Bir hafta sürecek bu rüzgar. İçeriği nete edip kırılacak, dökülecek, devrilecek şeyleri sağlamlaştırıp yelkenleri camadan vurup kuzeye doğru dönelim. Ama önce çay. Güzel bir kahvaltı. Sonra hareket başlayabilir. Koşmayı sever. Tekrar döndük kuzeye. 13-14 nat esiyor. Teknede 5 nat gidiyor. Akıntı hak getire. Tanımıyor akıntı filan. Çıkalım böyle yukarı doğru. Yeter 2 gündür süründüğümüz. Aynı canlılıkla başladığı gibi devam ediyor. Saat 12.30. Bir saat uyudum. Bu gündüz uykuları bana çok iyi geliyor. Gece uykusu tedirgin oluyorum. Tedirgin uyuyorum yani. Sürekli alarm çalıyor. Bazen alarmı susturduktan sonra, etrafı kontrol ettikten sonra uyumakta zorluk çekiyorum. Tam uykuya dalacağım, yeniden alarm derken gece öyle geçiyor. Ama gündüz rahat uyuyorum. Horul horul uyuyorum. Bir saat ama derin uyuyorum. O da iyi geliyor. Zihnimi açıyor. Güzel gidiyor tekne. Hiç akıntı, dalga tanımıyor. Maşallah.
8 mil sonra tremol atacağız. Ondan sonra sabaha kadar kuzeybatı. 8'ini zaten biz akşam buluruz. 7 saat, 7,5 saat sürer bu. Kinoskop falan bir şey ya. Mahi olur. Vaho olur. Jellyfish olur. Ana yelkeni bir tık daha açalım. Mercimek yemeği yapıyorum. Biraz farklı olacak. Mercimek köfte gibi böyle sarımsaklı, baharatlı, biraz lapamsı. Yani kaşıkla yenecek, sulu olmayacak. Güzel olacak. Geliyorum, burada bir şey kırılmış, onu tahmin ediyorum. Oltayı tazeleyeyim dedim. Çektim. Rapala gitmiş, öyle bir keskin ne vurduysa muhtemelen barakuda. Tık alıp götürmüş, hiç kilidi bile açmamış. Ona yeni zoka taktım. Balığımız bitti, balık lazım. Onun dışında her şey yolunda. Yes.
5.30. O aralar gidip geliyoruz. Gidiyoruz, hem sürükleniyoruz. İlginç değil de, yeni fark ettim. Yandan kuvvet verelim, çekiş kuvveti. Beş mil sonra tramola atacağız. Batıya döneceğiz. Şimdi mercimek. Mercimek. Sargozalarla başım belada. Dediğim gibi efendim, baharatlı mercimek ve pirinç lapası. Böyle olsun istedim. Hem yemesi kolay, hem de kahvaltıda ekmek gibi. Zeytinle peynirin yanına. Çok iyi be. Bunu böyle topak topak yapacaksın. Mercimek köftesi. Sargozalarla başım belada. Bir de sağlıklılar, topak topak, tomurcuk tomurcuk. Böyle Atlantik'teki gibi küçük küçük değil. Ya da akıntısız bir yere toplanmış bir koloni değil. Her biri bir birey. Sargoza bitkisi, yüzen okyanus bitkisi. Her biri bir birey, sağlıklı dediğim gibi, oltaya bir takılıyor. Çekmek mümkün değil, oltayı geri alamıyorum. Yani elbeni takıyorum, haydi asıl, asıl, asıl. Dedim, yeter, atmıyorum, oltaları topladım. Önceden tel açıldığında bir heyecan yapıyordum, ha balık vurdu falan. Artık bakmıyorum, sargozla takılıyorum. Sargozasız bölgeler var. Dün gördüm mesela. Geçtik. 3-4 saat hiç sargoza görmedik. Belli yerlerde boşluklar var. Öyle bir yere denk gelirsek atarız oltaları. Harika olmuş. Gerçekten nefis.
Şu benim. Bu çok oyuncu. Burada ben gün batımını çekmeye çalışırken. Adamların su altı rezervine geldik, koruma alanına. Arka bahçelerine girdik. Mekke. Buradan tırmala atıp batıya döneceğiz. Şurayı bulmamız lazım. Şu küçük adacıyı. 13 saat sürdü burası. Batıya girişimizde yaklaşık 15 saat sürecek.
8'e çeyrek kala tramolayı attık. Suudi Arabistan sahillerinden tekrar batıya döndük. Eritre ile Sudan sınırına hedef aldık bir kez şuraya. Millik bir rota. Bildiğim bir kupadan geçiyor. Bu kuzeye, biz kuzeybatıya. Tehlikeli geçiş. Biz doğudan batıya geçiyoruz. Gemiler kuzeyli güneyli. Sabah balığına bakayım dedim. Barakuda geldi. 2-3 kiloluk bir barakuda. O kadar çok ki burada barakuda. Hep oltaları bundan kopardı. Gel bakalım delikanlı. Tamam. Gel bakalım gel. Gel. Gel canavar gel. Seni gönderiyoruz. Pirinç lapası ve zeytin peynir. Tabii olmazsa olmazımız çay. Çayımız demleniyor. Bir tramola attık. Mecburi. Çok döndü rüzgar. Bizi aşağıya doğru çevirdi rotayı. Dün o kadar yol geldik. Bir daha aşağı inmeye gerek yok. Rüzgarın bir de böyle dönmesi demek daha dikine yukarı çıkabileceğiz anlamına da geliyor. Ben de döndüm. Hakikaten de öyle oldu. Daha kuzeyde gidiyoruz. Hatta tam kuzeye gidiyoruz. 0-0-0. Şöyle bakalım rotamıza. Böyle daha dikine çıkabiliyoruz. 50-60 mil yapsak bize yeterli. 60 mili tamamlayabilsek bugün mesela. Oradaki tramola da rahat rahat Sudan limanını buluyoruz. Önce bugünü bitirelim de. Maldivlerden yola çıkalı 24 gün oldu. Bugünümüzde yeşil. Deli gibi tırmalıyoruz. Bakın valla
kapıdan rüzgarlarla boğuşuyor. Haber vermeden çekip gitti. Rahattı o ya. Özellikle bu tarafa yaslandığım zaman çok güzel oluyordu. Ustalar hala bizimle. Kanalın içine, Kızıldeniz'in içine döndük. Bütün gün böyle hissettim. Barakuda, saldım barakudayı. Bu saldığım ikinci barakuda. Yani ben sevmedim eti. Yani bilmiyorum. Belki Orkunos'tan, Vahu'dan sonra biraz daha yalan değil. Böyle hani acımsı biraz. Doğru değil aslında. Böyle bir güzel balık aroması yok. Onun için saldım. Çok böyle severek aman aman yiyeceğim bir balık değil. Belki de bir tava yapacağım bir öğün. Belki iki öğün gerisini hani denize göndereceğim. Balıklara yem. Onları düşününce dedim öldürmeye gerek yok. Yaşasın. Oltaları onların aldığı belliydi. Çünkü hep zokadan gidiyor. Zoka yok. Dişleri keskin. Yakalanınca bir kafa vuruyor. Dişler de keskin. Jilet gibi oradan kesiyor. Kalıyor bize misina. Kaçıncı zoka? Tık yapıyor ya. O kadar keskin ki. Kilidi açamadan tık diye bir ses geliyor. Boş. Misina. Çok barakuda var yani burada. Tahmin ediyorum devasaları vardır. O bizim tuttuğumuzun belki 2-3 katı daha büyükleri vardır. Eğer barakuda da tutarım, yerim, kalabalığız biz. Güzel olur, sebzeli yaparız derseniz. Çelik beden. Şöyle 50 santim çelik beden. Ona takacaksınız kafayı. Yoksa işiniz zor. Savaş baltaları hazırlıyorum. Çelik beden. Başka türlü olmayacak. Barakuda için değil de barakudalar alıp gitmesin. Onları salacağım yine. Belki bir tanesini alırım. Şöyle ibret olsun diye şuraya gererim. Hani diğer barakudalar görsün. Teknenin ortasına yaklaşmasın. İzzet'in alem olsun diye. Karayip korsanların bittiği o koy var ya, bittiğimiz korsanları asmışlar. Burada korsanların cezası ölümdür diye. Aynen öyle. Burada barakudaların bizim altımıza takılmasının cezası çarmıha girdi. Çarmıha değil de çarmık, bizim teknenin çarmıkları.
doğu yönüne dönmüş. Ama güzel yanı, bu dönem 20 derece, rüzgarın 20 derece daha batıya dönmesi bizi Kızıldeniz'e daha yukarı doğru götürüyor. Yani Kızıldeniz'in kıyılarına değil, biraz kuzeyine doğru gidiyor. O iyi bir şey. Şuna bakar mısınız ya? Yani kabul edin, böyle bir diş almak istediniz siz de değil mi? Böyle bir ısırayım dediniz ya. Buna balık vurmaz mı ya? Tam zokadan gitmiş, biliyor musun? Duruyor, kuşun ağırlığı arasındaki 5-6 metrelik bölümü duruyor. Olta, çelik tel işe yarıyor, onu öğrendik. Allah yağlıymış buraları barakodaları ya. Bir tane deneyebilirim aslında. Boyda bir tane daha gelirse alacağım. Çok yağlı. Deneyelim bakalım. Bugün Kızıldeniz'de 5. gün. 5 günün en güzel açısı. Kuzeybatı yine Karayel. Ama biraz daha böyle batılı. Batıya yakın. Batı Karayel diyebiliriz. Burada bize yarayan rüzgar Poyraz, Doğu, Keşişleme, Güney, Lodos, Batı, Batı Karayel, Doğu Poyraz ve Batı Karayel. Bu ikisinin arasından yukarı Kızıldeniz'e dikine çıkabiliriz. Bu açıya razıyım ben. Bu şu anda Kızıldeniz'in kuzeyine götürüyor bizi. O yani tam Kızıldeniz'i Süveyş'e doğru götürmüyor ama bu süper.